Evden çıktığımda ölü olduğunu bilmiyordum. Yolda giderken telefonumdan baktığımda 10 ölü gördüğüm an kalbime bir ateş düştü. Haberi televizyonlardan aldık ve hastaneye, ya daha doğrusu ben olay yerine gittim ve olay yerinde zaten bir sürü trajediyle karşılaştık, yani öyle söyleyeyim. Burası facia, mahşer yeri. Hala yatağa bağlı olanları, hala tedavi görenleri var. Hala ayağa kalkamayıp hayatlarını devam ettiremeyenleri var. Ve ne olay günü, ne olay sonrasında, ne de şu anki zamanda, 12 haftalık zaman diliminde hiç kimsenin bu olayla ilgili çıkıp ciddi bir şey söylediğine tanık olmadım. Olay İstanbul'dan Kapıkule'ye giden yolcu treninin aşırı yağış ve hava şartları dolayısıyla tren raylarında meydana gelen teknik bir nedenden dolayı raydan çıkması neticesinde meydana geldi. Savunma yaptılar aslında. Yani dediler ki şu başarılı bir menfez, fazla yağıştan oldu, takdiri ilahi gibi sözlerle savunma yaptılar. Savunma beklemiyordum, açıklama bekliyordum ama olmadı ne yazık ki. O gün meteoroloji zaten uyarısını yapmış. Meteorolojinin yaptığı uyarıda, 145 yılda bir görülmemiş yağış diye yapılan açıklamada, bakanların yapmış olduğu açıklamada sadece şu soruyu soruyorum. Bu kadar büyük bir yağış beklentisi varsa bu treni neden hareket ettirdiler? Burası tadilat görmemiş bir ray hattı. Denetlemesi yapılmamış, kontrolleri yapılmamış. Ray bekçisi olsa belki o önlem görülebilecekti, fark edilecekti ve önlem alınabilecekti. Raybetçileri işten İşten çıkartılmış. çıkartılmış. Ödenek olmadığı için ve görevli olarak çalışan raybekçileri de hafta sonuna denk geldiği için izinliymiş. Yani ben şunu düşünemiyorum. Yani uçak havada uçarken kuledeki görevlinin hafta sonu diye aşağıya indirilmesi söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yayınlanan raporlarla da birlikte en büyük teknik eksiklik zaten mühendislik. Ben sürekli şunu soruyorum. Bu rayı, bu hattı yapan bir mühendislik firması var, bir firma var. Bu firma hangi firma? Kimin yaptığı şu anda belli değil. Ya yani bu ray yıllarca işlevini göstermiş, tren seferleri devam etmiş, sonra durmuş, sonrasında tekrardan bir elden geçirilerek hizmete açılmış 1 Mayıs'ta. Şimdi 1 Mayıs'ta eğer ki bu treni, eğer bu yola çıkartabilecek düzeneyi kurduğuna inanıyorsan, düşünüyorsan, Devlet Demiryolları olsun, Ulaştırma Bakanlığı olsun, hazır kıvama getirdiğini düşünüyorsan demek ki bir çalışma yapmışsındır. Peki çalışmayı yapan firma hangi firmadır? Soruşturması 12 hafta olmasına rağmen hala tamamlanmadı. Bilirkişi raporu tamamlanmadı. Bilirkişi raporu tamamlanmadığı için iddianame oluşturulamadı ve kamu davası açılamadı. Bir tweet attım Twitter'da. Olayın olduğu günün ertesi günü raylar yapılıyor. Trenler yan tarafta yatıyor. Bir gün süre içinde nasıl delil toplandı ki o raylar yeniden onarılmaya başlandı? Olay yeri hangi saat aralığında araştırıldı da dosyaya konuldu? Bir kere buradan başlıyor. Hukuksal sürecin hiç başlamadığı ya da ciddiye alınmadı. Olmayan bir acıyı dile getirmiyorum. Olan bir acıyı dile getiriyorum. Yaşadığım bir acıyı dile getiriyorum. Ve hiçbir zaman benim başıma gelmez diye düşündüğüm bir acıydı bu. Yani ben kendi öleceğim aklıma gelirdi. Çocuğumun ölebileceği aklıma gelmezdi. Kimseyi üzmek değil niyetim. Trajedi yaratmak da değil. Zaten olayın kendisi trajedi yani. Kabus. Her gün kabus. Hiçbir şey benim çocuğumu geri getirmeyecek. İnanın aldıkları hiçbir yargı sürecindeki karar beni, kalbimi soğutmayacak. Çünkü ben acı çekiyorum. Çünkü hiçbir karar bu acının tesellisi olmayacak benim için. Ama belki bazı şeylerin yapılması, cezaların doğru uygulanması ya da yaptırımı olması, bunun gibi kazaların olmamasına sebep olacak. Başka insanların canı yanacak. Çünkü sürekli aynı şeyi konuşuyoruz.
ki Galatasaraylılar olarak Ekşi Sözlük'te biliyorsunuz bir grup var. Onlar hiçbir şekilde benim bana yansıtmadan ve bana hissettirmeden çok güzel bir organizasyonla bir kütüphane yaptılar. 9 Ekim'de o kütüphanenin açılışı olacak Mersin MUT'da. Ve ben o oranın açılışına gideceğim. Uzun Köprü, Ultra Aslan'ın böyle bir organizasyon yaptığını daha önce biliyorum. Hatta marş falan yazmışlardı. Onların videolarından haberim vardı ama bundan haberim yoktu. Bunu hazırlayanlar ve işte mesaj atanları gördüğümde inanılmaz gururlandım. Çünkü Arda için Galatasaray bir dünyaydı. Dünya olmasının haricinde kendisi oynadığı takımlarda çoğunlukla kaptan olurdu. Ve en büyük hayali Galatasaray'da bir gün futbol oynayıp kaptan olmaktı. Adının o şekilde olması, bütün gece ağladım. Yani ailecek ağladık. Şöyle söyleyeyim, şu arkadaki koltuk tribün haline geliyor Galatasaray maçında ve biz gözümüzü ayırmadan maç izleyip Arda'dan işaret bekliyoruz. Öyle söyleyeyim.